Kesin ben çok iyi atlıyorum deyip habire soy atlayacak ya. Yasak ki atlamak. Ben böyle bir keko atlayış görmedim ya. Kes 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 kes! Haluk Levent geldi. Nasıl böyle bir şeye şahit olduk, çok acayip. Polis Bey geliyor. Sen de gel Fırat. Story'mi koyacağım canım. Hello! Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Ay bayağıdır böyle elimizde şey kamerayla ben çekmemiştim. Şimdi Asasa'ya gidiyoruz. Çanakkale'ye tatile. Fırat Boy geliyor. Tatil Boy. Tatil Boy. Cancık. Hello. Ay bu ne be? Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Abi benim böyle bir sesim mi var? Neyse. Bir şey söyleyeceğim, şöyle şöyle yapayım, gıdıklan, çok komik görünüyor. Biraz uzak dur, heh, gıdıklan. Gıdıklan. Şöyle yapınca ittiriyorum seni, biraz yana ittir kendini. Olmadı. Bayram tatiline gidiyoruz. Canlar otelde zaten. Kalabalık. Bu arada Deniz Kemal Bey de geliyor bir günlüğüne. Hakan ve Aylin. Battınız kardeşim. Deniz Kemal para ödemez. Prensip meselesi. Kesin ben çok iyi atlıyorum deyip habire soy atlayacak ya. Yasak ki atlamak. O zaman inecek merdivenden. Haydi devam edelim. Burada şeyler patladı, konfetiler. Evet, araba kiraladım arkadaşlar. Bizim araba daha gelmedi. Bakın eve benzinliğimi de kurdurdum. Gördüğünüz gibi bu bir şarj cihazı. Arabayı buradan şarj edecek. Şuradan bizim evin elektriğinin olduğu şeye gidiyor. Elektrik oluyor. Ben size hepsini zamanla işte kaç kilometrede kaç TL yakıyor tadında elektrikli araba eğitimi vereceğim. Gözlüklerin. Ya tatil boy hareketleri bunlar. Bu videoyu kendimiz çekiyoruz. Neden? Çünkü Yunis mutlu balayılı. Kaç saat yolumuz kaldı? 2 saat 47. 2 saat 46. Yakın aslında ya. Mekanlara gidiyoruz. Urfa'ya gidiyoruz 27 saat. 27 saat sürdü ya. Arabayla 27 saat. Uçakla da bize 27 saat sürdü. Ağzımın tam şurasındaki yara inanılmaz acıyor ya. Konuşurken şurada, yemek yerken şurada. Tünel! Tutarsın, bunu sonuna kadar tutarsın Ceyda. Yaparsın, tuttun. Tuttun. İyi misin? Olur mu yavrum? Hız sınırı var. Çok az kaldı Ceyda. Aha tünelin ucunu gördük. Hadi kız. Tuttun valla. Kız tuttun valla. Heh. Aferin. Bu tünel güzeldi. Eyvah EGS. EGS. Ceyda abi Bursa'da durup bir İskender yiyip öyle gitsek. Hayır. Doğru, ben rejimdeyim. Gör, arkadaşlar ben 3 kilo verdim bu arada. Fark etmişsinizdir. Ceyda çok iplemiyor ama. Yo, bayağı zayıfladım ya. Dalga geçme Ceyda. 3 kilo verdim dedim ya. Kes 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 kes. Fırat Albayram radara girdi. Cezasını yedi. 5 kilometreyle fazlalığıyla. O gözlük seni çok değiştirdi. Bak şimdi radara girecek tipin var mı? Ama tak gözlüğü. Bakın radara giriyorsun. Tabii canım, bir ailedenmişim gibi. Fast and Furious. Aile her şeydir, önemlidir. 1000 lira benzin artı ceza artı HGS'ler. What, the, what is this? What is this? Biz bir ceza yerken çek. Şeye bayılıyorum. Radara girip itiraz eden. Ya radara. Hayır ya. Öyle yazmıyordu. Girmiş yo, yo, ama. Ben girmiş olamam diyorlar ya. Ulan radar işte, ne yapayım? Bir de şey var, onu şunu da çok gördüm. İlk defa radara yakalanıyorum bakın. İlk defa. Daha önce hiç radar. Öyle söyleyenler çok görüyorum. Tamam işte kardeşim, yakalandın artık yani. Her şeyin bir ilki var. Evet. Polis Bey geliyor. Dur. 427 liraymış ya. Buyurun efendim. Sağ olun. Buyurun. Soğuk su var mı? Ben bir onu içeyim, soğuk suyu. Hadi çekilelim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ya hep güzel, hep güzel. Polislerle sarılıp öpüşmen bir mutluluk yaşaman orada. Ne bileyim, ceza yiyince hepimiz bir sevindik, sarıldık falan. Evet, niye öyle tokalaştık. Onlar sonradan tanıdılar çünkü. Sanki önceden tanısan yemeyeceksin cezayı. Ya önceden tanısak cezadan önce de yapardık. Tabii Efe. Bakalım tabelamız var mı? Bakın. Şurada. Asos'a yazıyor. Ama Hakan Bey, zeytin ağaçlarının içerisine zeytin yeşili tabela koyarak komandolara mı şey eğitim veriyorsunuz? Hani görme eğitimi. Aha burada da var.
Şurada gölgeye çakayım arabayı, dur bakayım. Şimdi Ceyda'cığım ilk gün çekim yapmayalım. Tamam tabii. Tamam mı? İnsanlar vardır, merhaba diyelim. Otur. Aynen, yarın yapalım. Bu akşam ailinde kalıyoruz zaten. Aynen. Bu akşam yer yok. Yarın sabahtan açılıyoruz. Şimdi yarın sabah geçelim. Geriye yaslanalım, geçelim. 3, 2, 1. Yarın çekeceğiz demiştik ama şimdi bu görmüş olduğunuz güzel çift güzel bir an yaşayacak. O yüzden çekmeye karar verdik. Bir evlenme teklifi gerçekleşecek. Bilmiyorlar ama ben götüreceğim pastalarını. Damat biliyor da gelin bilmiyor. Sürpriz. Evet. Surprise. 7 günde ikinci evlenme teklifi. Meğer evlenme dairesi açmışız. Belki de. Asosa Evlilik Dairesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Buyurunuz efendim ikramımızı. Teşekkür ederiz. Tam bir işletmeci gibi. Çok güzel. Her şey çok güzel bu arada. Memnun musun? Muazzam. Ya. Çok beğendik. Çok sevindik ya. Videoya çekiyoruz bir yandan, sizi de şöyle alabilirsek. Yok artık. Abi ya. Ana. Ya. Ben gözlerim doldu benim de. Nasıl böyle bir şeye şahit olduk, çok acayip. Ağlayacağım. Ağlıyorsun zaten. Ben hep böyleyim ama yapacak şey. Ay mutluluklar. Tebrik ederim. Tebrik ederim ya. Çok teşekkür ederim. Abi, bence çok değişik teşekkür bir anı ederim. Oldu. Bizim için çok nasıl bir oldu, anı denk olduğunu geldi. İnanamazsınız. Çok teşekkürler. Ben niye ağladım? Benim ağlamam ben çok saçma çok oldu. Duygulandım. Ama insan bir duygulanıyor. Bak. Yakışıklı bir garson olduğunca tabii duygulanmadığını düşünüyorum. Buranın adamı ya. Yüzüklerini gösteriyor, yok diye. Yüzükleri. Parmaklarını yani. Ya ne bileyim ben, çok güzel bir andı ya. Hadi rahatsız etmeyelim, aynen gidelim. Alo, günaydın. Şu anda ya Kadir Bey Resort kombinimle. Bugün belgesel kamerasıyla çekiyorum. Çünkü bu bir Kadir Bey Resort belgeseli. Ve Kara da bizimle beraber. Kara. Otelde biraz çalışıyormuş gibi görünmek için yerleri süpürmeye karar verdim. Öyle değil sana tabii ki. Sana housekeeping de yaptıracağız. Housekeeping. Benim biliyorsunuz kuzenim Aylin titiz olduğu için aşırı. Günde 100 defa buraları temizliyoruz. Dün ne güzel evlenme teklifi oldu ama. Aa, evet. Dur biraz muhabbet edelim, çalıştık yeterince. Deniz Kemal'le teyzem gelecek. Ayrı ayrı olarak gelecekler, birlikte gelmeyecekler. Deniz Kemal ayrı gelecek, teyzem ayrı gelecek. Teyzemi de size bir tanıtırım. Annemin aynısıdır. Bakalım o benim bok dememe bir şey diyor mu? Yarın bayram arifesi. Fırat Bey Resort'te bütün serinliği alabilirsiniz. Duyuyorsunuz zaten sesi. Ne oluyor lan? Şimdi denize gireceğiz Ceyda'cığım. Bununla giremezsin ki. GoPro var arkadaşlar ama GoPro'nun kapağı yok. Su kaçarsa bilin ki bu GoPro'yu bu video bozmuşuzdur. Deniz gelince denize veririz eline, bakarız denizde bir şey oluyor mu kameraya. Su hakkında brief vermek istiyorum. Su soğuk. Bir noktadan sonra da garip noktalarda da ısınıyor. Ama en güzeli sudan çıktıktan sonra kurulanma ihtiyacı duymadan 5 saat oturabileceğiniz değişik bir şey. Sudan çıkınca hiç üşümüyorsunuz. Bu da buranın değişik bir havası. Biraz tuzlu. Aynı zamanda da sürekli havaya kaldırdı beni. Canlarla balık tutmaya karar verdik. Niye böyle bir karar verdiğimizi bilmiyorum. Buradan evet, çıkacak mı bu balık? Bu adam beni ikna etti yanımda otururken. Dedi ki ben bu arada balık tutuyorum. Şimdi bile tutabiliriz gibi bir şeyler söyledi. Videoyu almak ister misin abi dedi. İsmim Mert dedi. Mert ve Meltem. Mert ve Meltem kardeşlerle beraberiz. Biz de onlara uyduk. Balık tutacağımıza inandık. Profesyonelim dedi. Yakında YouTube kanalım geliyor dedi. Balık günlüklerine rakibim dedi. İskele balıkları. Size şey buldum, iskele balıkları. İskele balıkları. Tamam, hemen çekelim. Ne tutmayı hesaplıyoruz? Lüfer ya da levrek varsa burada, o da gelme ihtimali var yani. Levrek gelirse ücrete yazmayalım Hakan Bey. Ağırlığını hissetmemiz lazım. Ağırlığı. Hissediyorum ağırlığını. Aynen. Geriye aldım. Bakarken bırakıyorum bu kadar. Ben anladım şimdi, dur ya geometri. Hocam ben yine bir şey tuttum ama. Nasıl? Ya. Önemli değil. Gelmiyor. Çalkantılı ve hareketli rüzgarlı havalarda daha yüksek ihtimalle. Levrek çalkantılı bir hayatı seviyor demek ki, öyle zamanlar var. Beni bir hemen oltamla çek. Kafayı biraz sola aldık şöyle bakış açını. Şurada kafa var. Kafamı sola aldım az önce gördünüz. Arkamda bu şekilde durmanız. Arkamda beni destekleyen bir ekip her zaman var. Atarken işaret parmağını bırak. Tamam. Çok güç vermene gerek yok. Arkadaşlar nereye attın? Dibimize. Balığı tutamadık arkadaşlar. Olmadı. Yapamadık. Bu konularda birazcık yoksun. Kendini bozma canım. Biz burada müşteri miyiz yoksa neyiz biz burada? Müşteri gibi bir şeyiz. Biz bir şey içiyoruz, yiyoruz. Hemen hesabımıza yazıyorlar. Evet.
Şey miyiz? Bunlar. Gizli kontrol mekanizma müdürleri. Ceyda Hanım. Efendim Fırat Bey. Sinek barın durumu nedir? En son baktınız mı? Evet, yeterli. Şel toku sıkıldı. Bayağı sinek var burada yalnız. Ceyda bu ne? Telefonla mı konuşuyoruz? Buradan Bluetooth kulaklığım varmış ama bir yandan da burayı ittiriyormuş gibi düşündüm. Böyle bir karakter düşündüm kendime. Ceyda Bluetooth balı. Ceyda Hanım, odanın temizliğinden memnun olmayan oldu mu tamam? Evet, kendilerine gerek temizlik ürünleri yönlendirildi. Kendi mi temizleyecek Ceyda? Bizim temizlememiz lazım. Ne alaka? Temizle, kendin kal oteli burası. Odamız biraz pis diyene çamaşır suyu mu gönderiyorsun? Ne alakası var? Evet, ikram. İkram çamaşır suyu gelse ya böyle yeşil yeşil. Çamaşır suyu yeşil mi la? Çamaşır suyunun rengi yok ki. Arap sabunu mu bu? Cam silme abi. Cam sil mi gönderelim? Boş duracağınıza biraz cam sil. Sevgili horoz işletmecimiz, bizi dondurma yemeğe götürecek misin yarın? Yarın mı gideceğiz? Ne zaman gideceğiz başka? Abi çalışmamız lazım, şu an temizlik var. Yarın bir araya sıkıştırırız. Bu arada Ceyda Hanım teşekkür ederim hediyeniz için. Horoz. Evet, güzel günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Ben şapka sevdiğim için şapka hediye almayı tercih ettim. Ceyda'cığım o zaman tamam, akşam yemeğinde görüşürük. Ya saçın falan, Fırat abla ne yapıyorsun ya? Şimdi, Fırat abla mı? Abla kurban olsun yavrum. Bunu Hakan Bey'in koleksiyonundan aldım. Kötü enerjileri emiyordu değil mi? Damla. Damla. Vampir mi la bu? Ne bileyim, inanmış adam abi, para vermiş almış. 50 bin tane bunlardan almış. Bir şey diyemedim yani. Abi hepsi çok güzel dedim. Hepsi birbirine benziyor. Her neyse. Bunu da eşimden aldım. Çünkü saçım önüme geliyordu. Onu engellemek için yemeklerimizden bahsetmek istiyorum. Bu akşam sade bir yemek yiyoruz çiplerle beraber. 3 tane meze var. Asma yaprağında levrek söyledim çünkü birisi dedi ki dün gece onu yedik dedi, hayatımı yediğim, abartmıyorum burada yemin ederim öyle. En iyi dedi levrekti dedi, ben levrek yememişim dedi. Balık yemeyene balık sevdirttiler burada dedi. Ben gerçek fikrimi söylerim, ben balıktan anlarım çünkü. Uzaktan kocaman bir ciğere benziyordu, çok heyecanlandım. Şöyle. Ay gerçekten yalnız. Asma yaprağından dolayı bu renk gibi görünüyor. Önce bir tadını alsın. Bu gerçekten en iyi. Afiyet olsun. Olmadı ama. Asma yaprağına bak. Evet, müesseseye Deniz Kemal Bey geliyormuş. Hemen kapılara çıktık. Bugün şimdi Deniz'e oteli gezdiririz. Çok soruyorsunuz, onu söylemiştiniz, gene söyleyeyim. Günübirlik plaj kullanımı, işte efendime söyleyeyim akşam yemeği kullanımı vardır efendim, mevcuttur efendim, vardır. Deniz ilk başta yüz vermeyecek ki bize, niye açtık bunu? Yo, Deniz her zaman yüz veriyor. Deniz geçen gün geldi bize, üstüme atladı, sarıldı. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm Deniz'de. Beni çok seviyor. Çünkü karne hediyesi alacağını biliyordu. Hayır. Dünyanın en zeki çocuğuyla o. Annemin beni komşulara övme şekli. Dünyanın en zeki, en güzel kızı. Deniz Kemal Beyefendiler geldi. Seni daha çok seviyor biliyorsun, istiyorsan ben seni çekeyim. Çek. Allah'ım. Allah. Aşkım, canım hoş geldin. Fırat'a sarılmak yok mu? Nerede o? Deniz yok mu? Deniz sen varsın ya işte. Hayır, yüzecek deniz. Yüzecek deniz var. İleride götürelim hemen. Havuz yok, havuz yok. Neden? Cevabı veriniz, neden? Bütçe yetmedi. Varsa paranız hemen yaptıralım. Kaç numaraydı bizim Deniz Beylerin odası? Bilmiyorum. Gidelim, şeyde karar veririz. Yolda. Evet. Bu demek oluyor ki bavulumu götürebiliyorum, görüyor musunuz? Ne istiyorsun? Oyuncak var mı odada? Oyuncak mı? Evet. Odada. Öyle bir hizmetimiz bulunmuyor yani. Sıcak geldi mi Deniz? Geldi. Deniz Kemal, sana niye bir yerleri beğendirmeye çalışıyoruz ki? Buyur işte otel ya. Buradan atlanıyor mu? Babana sor, bana sorma. Ben neyi soruyorum? Bir daha öyle atlama. Atlayınca alışıyorsun ha. Atlayınca alışıyor musun? Hadi atla Fırat. Yapamayacaksan söyle. Hadi. Soğuk musun? İlk ben atlayayım, sonra sen atla. Tamam, atla. Tamam, hadi atla. 1-2-3. Bravo. Bu çocuğu dolandırırlar yani. Atla. Onu ya. Baştan söyleyeyim yani. Hayır Fırat. Hayır. Aa, çok güzel bir su. Ben bir daha gidiyorum. Böyle bir keko atlayış görmedim ya. Hadi 1-2-2. Ya. Gideceğim. Hiç sevmem deniz şakası. Oh gelin gelin, sıcak sıcak. Gelin gelin, su çok sıcak. Gelin gelin, su Asos çok sıcak. Asos otelde çok sıcak. Köpek balığı. Abartma, köpek ne balığı köpek mı? Balığı ya. Abart. Nerede? Köpek balığını göster. Aha, aynen köpek balığı. Sen de annem iki ha, mayolu beni koyma. Evet, ben dul bir kadınım, ayıp. Ben dul bir kadınım, ayıp mı olur? Teyze. Çekiyor mu? Tabii çekiyor. Babacık, Fırat,
sok. Koyuyor mu? Yapma çocuğum. Utku, ben de teyzen sana sayılırım yavrum, sakın ha. Deniz atla, 1, 2, 3. Deniz'e göz kulak oluyorum. El salla, fotoğraf çekilelim. Deniz ve Deniz yan yana olunca ne oldu? Deniz kare oldu. Sen burada bekle. Nereye ya? İsmi Deniz olanların yapacağı şakalar bunlar. Ben ne yapayım? Siz ne yapıyorsunuz? Kamerada leke mi var ya? Kamerada leke varsa söyleyin. Bir şey söyleyeceğim, burada insanlar var, ben yine kendi kendime konuşuyorum. Beni ne kadar gerçekten de ruh hastası olduğumu etraftan da görüyorlar şu an canlı canlı. Ya sensin ya, tamam. Baban yanındaysa ben gidiyorum biraz çekime, tamam mı? Tamam. Bir öpücük ver, bir şey yap, bir selam söyle. Yerim rezilini. Bu çocuk benim canıma kastediyor. O ne demek lan? Çok fazla atladık suya. Yordu beni arkadaşlar bu Deniz Kemal boy. Artık fazla hareketlenmiş. Sürekli yüzdü. Ne yapsın? Çocuk atlamaya gelmiş. Oda turu yapalım dedik size. Bu odayı çekmemiştik hiç galiba son haliyle. Son halini bırak, normalde de çekmedik galiba. Yalnız büyük odayı almışsınız Fırat Bey, hayırdır? Ben dul bir kadınım. Teyzeciğim ayıbı banadır, boş versen, takma el alemin ne dediğini. Teyze, senin hakkında konuşan cancıklara sesleneyim ben. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Zili ve bildirim açmak zildirim açmaktır. Ama bir de cancık vardır. Cancık şu an eğleniyor, gülüyor, keyif alıyor. Sağda solda diyor ki ne oluyor ya, ne oluyor? Bilmez olur mu? Biliyorum diyor. Ya kardeşim, yapacağın tek bir şey var. Parmağını telefonla şöyle indirip pıt yapmak, mouse'u şöyle indirip pıt yapmak. Şu kadar bir hareket, emeğimizin karşılığı şu hareket, ama yapmıyor. Çünkü o bir cancık. Canlar harika bir şekilde bronz tenleriyle yanarlarken esintili rüzgarda güneşin tadını çıkartıyorlar. Ama cancıklar öyle mi? Odaya gittiği zaman sırtına yoğurt sür hanım. Beni yoğurtlayın diyor. Yoğurtlu cancık. Cancıki işte. Evet. Yunanistan'da var cancıki, meşhur. Tzatziki. Yok ya, cancıki değil o. Ciciki. Yeni gelen izleyiciler de hepiniz hoş geldiniz. Arada videonun neresinde bunu söylemem olsun. Biz şimdi oda turu yapacağız. Hemen girin lütfen, telimizi kapatalım çünkü gerçekten vallahi de billahi de böcek girmesin. Bu bir artı bir. Aynen, bu aile odası. 4 kişilik oda. Burada ebeveynler yatarken. Reklamlar olur ya. Konforlu bir tatil için lütfen Asasa'yı tercih edin. Cennet köşesinde kuş sesleri eşliğinde harika bir ortam. Huzur mu istiyorsunuz? Asasa'ya gelin. Fotoğraflarda göründüğü gibi değil. Asasa. Videolarda daha güzel gözüküyordu. Diyelim ki ailece geldiniz. Can 1, can 2. Mesela burada da bu şekilde bir odamız var. Buradası da aynısının şöyle versiyonu. Dolap, efendim içinde havlularınız, zartlarınız, zurtlarınız, terlikleriniz var. Şöyle de bir banyo. Banyo temiz. Temizdir. Ay ben yandım mı ya? Sen yandın, bitti sen. Burası tam bir dinlenme oteli fazlasıyla. Evet. Gelen canlara da sorduk. Gerçekten havası çok güzel. Beğenilmeyecek tarafını da söyleyeyim, dürüst davranayım. Lüks otel değil. Ama temizdir. Sahili lüks. Yeni peki yapıldığı için bir tık daha yeni yani. Seneye biz onu eskitiriz arkadaşlar. Fıstık gibi olur, anlatabiliyor muyum? Bu arada gelenler varsa bizimkilerden, burada biz bir sürü canlı tanıştık, çok kişi vardı gerçekten. Yazın yorumlara ya. Yazın. Yalansa doğru deyin. Ama yine şu kanalı açtığım için çok mutlu olduğumu bir kez daha anladım. Ay. Yani şuraya gelen her insan, normalde de bizim muhabbet edip sohbet edeceğimiz, bir yerde tanışsak arkadaş olacağımız insanlar çıktı. Dışarıda da öyle oluyor. Üniversite söyleşilerinde de fark ediyoruz onu, ama ya bizim kitlemiz yani nerede çokluk orada bokluk kavramını sildi attı sanki. Evet. Bu kesin ve net, oturdum ve şükrettim bir kez daha. Çok tatlıyız biz ya. Evet. Bayıldım bu kameranın zoom'una. Yandık çok ya. Şekil. Fırat Albayrak zoom spor. Ne yapıyorsun? Orada bir şey kalmış. Yoruma yazam. Abi jandarma var. Abi buranda bir şey kalmış. Hadi gidelim Deniz Kemal ablam ve teyzemin yanına. Gene kızlar, hanımlar köşelerine oturmuşlar. Gün yapar gibi oturdular burada. Bir kahve içmeyek mi? Kahve. Mekanda bir kahve. Deniz Kemal de taş toplayıp duruyor kenardan. Sanki dünyanın en tasarım taşlarını topluyormuş gibi gelip. Bakar mısınız? Eyvah geliyor. Evet. Baksana bunu. Bu ne? Ve bunu buldum. Evet, boka benziyor biraz. Bunlar ücretli bu arada. Paran var mı? Yok. Bir akşam garsonluk yaparsan. Evet. Taşla ödeme yapabilirim sana. Akşam garsonluk yapacağım. Yapacaksın mı? Evet. Peki ne istiyorsun garsonluk yaparken? Bir tane kozalak belki. Kozalakla mı ödeme yapacağız sana? Evet. Tatilin tadını yine çocuklar çıkardı. Dondurmasını yiyor, videosunu izliyor, meyve tabağını söylüyordu. Şurası biraz bitti gibi. Yarın seninle orada çalışıyor muyuz? Tabii ki. Deniz Kemal bir pozisyon değiştirdi. Şu şekilde izlemeye karar verdi. Hayret.
Ceyda bana geliyor. Ceyda! Mikrofonum var benim. Bırak, bu beni ıslatıyor. Evet, bu görmüş olduğunuz güzel bayan benim teyzem arkadaşlar. Bu arada annem öğretmen, teyzem öğretmen, öbür teyzem de öğretmen, öteki teyzem hemşire, dayım da emekli asker. Burası devlet dairesi gibi büyümüş bunlar. Dedem de asker değil mi? Asker. Baba. Evet, devlet dairesi family. Beni küçükken travmalara soktu bu hanımefendi. Ne gibi? Ne gibi? Bana hediye alacağım deyip sürekli gaza getirip sana neler aldım deyip lollipop alıyordu. Ama büyük pakete koyuyordu lollipopu. Küçük nasıl yani? Soğan verdim bir doğum gününde. Evet. Doğum gününde. Ama en güzel hediyeyi ben alıyordum. Önce açılışı öyle yapıyordum. Tabii Fırat ondan sonra kızıyordu. Aldığım hediyeyi de beğenmiyordu. Fırlatıp atıyordu. Ben bunu niye hatırlamıyorum? Hiç bana iyi hediye aldığını hatırlamıyorum. Aa, en güzel hediyeyi ben alırdım. Allah. Önden şaka yapardım. Ne alıyordun en güzel hediye? Marka kazak alırdım. Ben küçücük çocuğum. Marka kazağı ne anlarım? Ama en güzel iğne kıyafeti ben alırdım. Arkadaşlar teyzem küçükken evde kimse yoktu. Bakalım hatırlayacak mısın? Ben üst kattaydım. Dolaba saklandım. Teyzem beni bulsun diye. Bir tane köyde deli vardı. Köfte, soğanlı köfte diye dolanan, hatırlıyor musun? Yok. Sen evde benim saklandığımı anladın. Ha. Eve başkası girmiş gibi sesler yapmaya başladın. Neredesin sen küçük çocuk? Köfte, soğanlı köfte diye. Ve ben ufacığım, Deniz Kemal Kadır'ım. Eve onun girdiğini zannettim. Dolabın içindeydim. Bir anda dolabı açmıştın. Ölüyordun bak, ölüyordun. Hiç hatırlamıyorum Fırat. Çok trollüm teyze o zamanlar. Bıraktın mı artık bu trollükleri? Hayır, geri geldim, yine yapıyorum. Eğlenceyi seviyorum. Doğru zamanı doğru yerde. Evet, kuzenim de burada. Gül. Nasıl buldun yeni, ne onun adı bilmiyorum, sinek barımızı? Gelmenizi tavsiye ederim. Tabii. Zeytin ağaçlarının içinde, bir tarafta deniz, bir tarafta zeytin devam ağaçları. Et. Harika. Huzur verici. Çok güzel. Hele sizlerle beraber olmak daha güzel. Da çalışanlar abi. Çok pozitif. Değil mi? Tabii, pozitif. Evet. Ona göre bahşişini bırakacaksın ama onlara o zaman. Ha, tabii ki. Tabii ki. Bahşiş bırakacağım deyip soğan verme. O sen çocukkendi. İyi bari, tamam. Ha, öyle bir şey yapsam da arkadan parasını veririm. Hello. Ne yapıyorsun Ceyda burada? Burası Ceyda Snack Barı. Üstü kahküller nasıl? Mekanımın kahkülleri. Hemen şöyle bir gösterelim. Bunların renkleri sararıp değişiyormuş, düzeliyormuş. Öyle duydum. Ne zaman? Ne demek? Ne? Hawaii dansı yapıyorum size. Bravo aşkım. Çok güzel aşkım. Şimdi yemeğe geçeceğiz. Yemeğe geçtiğimiz zaman şöyle devam edelim. Şöyle yapınca ederiz. Geçelim. Tamam. 1, 2, 3. Ne yapıyorsunuz Ceyda Hanım? Best friend'imle foto çekiliyoruz. Sonra yemeğe gidelim, tamam? Daha ben teyzenlerle de çekileceğim. Sen de gel Fırat. Allah Allah. Ya gel. Story'mi koyacağım canım. Sağ ol. Hani otel fotoğraf videolarında olur ya, bazı kadınlar böyle ipek mi giyer ne giyer belli değil ama asla işte. Öyle değiller. O kızım şu an bakın. Asosan, fotoğraflarda göründüğü gibi değil. Gelince bir hüsran oluyor. Öyle bir otel. Çok samimi. Çarşaf gibi. Normalde hiç böyle değil. Siz gelince her yer rüzgar olacak, dalga çıkacak. Sosyal medyası gibi olmayan otel. Asosan. Teyzem bak Asosa diye benim reklamımı yapıyor orada. Devam et teyze, reklamımızı yap. Pembe telefonunla. Fırat da çekiyor beni bu arada. Herkes bir köşede fotoğraf çekiyor. Burada inanılmaz fotoğraf çıkıyor. Size söyleyeyim. Gelin. Niye çıkartmadın o zaman? Ben çektim, Instagram'a attım. Ya bakarlar Instagram'dan, takip çok güzel ederler canlar. Işık inanın bak. Deniz Kemal'in anası babası çocuğunu yanına almadan fotoğraf çekiyor. Gelsene bir selfie yapalım gel. Kameranla gel ama sen çünkü öyle birisin. Bunu koyar mısın? Kafama kameraya vurdum. Aşkım. Kafamı size vurdum az önce. Aa, bu da tecrübesiz güler yüzlü kadromuzun manzarası. Tecrübesiz güler yüzlü kadrosuyla Asosa daima hizmetinizde. Şimdi yemeği yiyelim, çekmeyeyim yemekte. Ondan sonra gidelim odamıza. Sonra yarına şey yaparız. Ben çok yorgunum. Gene çarptı beni şey çünkü. Ne çarptı seni beni? Oksijen. Bak. Fırat Resort. Kafanda bir ampul yanmış. Bir fikrin var galiba. Hayır aşkım, arkanda ampul. Ha. Alo. Alo mu? Alo. Bugün akşam yemeğinde de canlar geldi. Ziyarete de gelmişler. Bugün bayağı evet gelen giden var. Motorla gelen çiftti vardı. Bana böyle hediye getirmişler. Evet. Çok güzel bilezik, bir tane de çanta. Motorla gelen de vardı. Çok güzeldi her şey. Evet, bugün de ikinci günümüz. Oğlum ben bu zoom'u çok sevdim ya, şu hareketi. Olmuyor aşkım. Kameranın beni sevmesi diye bir şey varmış. O da bu tarz kameralar. Bu tarz kamera gelsin şöyle. Geldi. Çok seviyorum bu kameraları. Bir tane elimizde bulunsun dedim. Onu denedim. Ve bence iyi oldu ha. Ceyda sence bu kamera kaç para? Ne bileyim, 10-15 bin.
10-15 bin mi? Normal duruyorum ha. 10-15 bin mi? Abi senin yüzüne çok yakışıyor ya, çok komik. Benim yüzüm komik değil. Bu da saçım böyle olmuş. Bir şey diyeceğim, bence Yunus'a bu kamerayı kullanmayı öğreteyim ben. Ben sana Yunus'un cevabını vereyim mi? Ver. Ben biliyorum abi. Arkadaşlar Yunus'un şöyle bir huyu var. Hazır olun şimdi bak. Yunus sen de dinle. Sanki gözümden kaçtığımı mı zannediyorsun? Hiç kaçmıyor kardeşim. Yunus bunu çekiyorsun. Çekiyorsun değil mi bunu? Çekiyorum. Yunus o ara bak kameranın şurasında şu. Çekiyorum abi. Sonra görüntüler eve geliyor, çekmemiş. Ama seviyoruz seni. Kanalda büyüdün resmen sen de. Tabii. Yunus'un ilk halini, son halini de görmediniz gerçi. 3 yılda pek bir şey büyümez ama Yunus'un tam büyüme evresine mi denk geldi dedi. Zayıfladı, evlendi, bir oturdu yüzü falan. Kişiliği oturdu şimdi. Evleneli bir hafta oldu gerçi. Ne alaka? İnsan evlenince kişiliği mi oturuyor? Hayır, evleneceğine emin oldu. Sorumluluk aldı adam. O yüzden. Ne alakası var? Çok alakası var. Mucancık yüzünden şu anda yağmur başladı. Ceyda görüyor musun? Yağmur yağdırdı gidiyor. İşte dost dediğin. Böyle bir şey. Acı söyler. Asos'a yazın ortasında yağmuru getirir. Berekettir. Nereye gidiyorsun Ceyda? Müşteriymişim, yağmur gerginliği yaşıyorum. Tamam evet, tatilim yağmurla bölünmüş. Yaşadım. Bu da arkadaşlar çalışan tarafından bakış açısı. Küçükmüşüm ben, dur. Portakal suyu alabilir miyim abi? Adisyonun var mı devlet senin? Anneme sorayım. Sor gel. Varmış abi. Tamam yavrum vereyim bir tane. Hayır. Ne hayır? İkram olacakmış abi. Aha geçeyim mi ben dedi. Bu da güzel çalışanlarımız. Abi ablanın taşıdığı şeyden bana da verir misin? Anneme soracağım. İçecek verebilir misin abi, ikram olsun dedi. Bir şey değil mi tam? Asos'a da müşteri gelmeyince çalışanlar ne yapıyorlar? Yani. Ne istiyorsun onu söyle. Memnuniyetsiz müşteri potansiyeli. Neden ben siz çekim yapıyorsunuz? O kadar geldik sizin için. Oğlum sen de çekim yapıyorum, konuşmuyorsun, çektirtmiyorsun kendini. Başına buyruk müşteri. Ne çekim yapmak istiyorsun çabuk söyle. Ayrıca üzerindeki şey bozulmuş. Bozulmuş. Heh düzeldi. Niye kaçırdın çocuğu? 40 yılda bir çekmeye boşanmıştım. Cancık Ceyda. E gitti işte bak anne diye gidiyor. Bak orada şikayet peşinde bak. Bak bana bilmem ne yaptılar, bana şunu yaptılar. Nereye kadar gidecek acaba? Bırak bakayım nereye gidecek? Dur dur. Evet, psikolojik sınıra ulaştık. Orada oturdu. Misafirinin gönlünü al. Nereye gidiyorsun Ceyda'cığım? Geri dön. Hiç ilgilenmiyormuş gibi o tarafa gidip bu tarafa kaçırttım, gördünüz mü? Gördüm. Nasıl tekniğim? Harika. Aha bir dakika dur, teyzem çok önemli bir şeyin tadına bakıyor şu anda. Leyli Gül'ün yoğurtlusuna iş görüşmeleri yaparken tadına bakan teyzem. Memnun değilim. Ne yapıyor burada? Aşkım ne yapıyorsun sen burada? Hava bok gibi, kimse gelmedi. Bok gibi denmez ama. Hava çok bozdu. Burada deniz mahsullü makarna yiyorum tek başıma. Bu arada güzelmiş. Bir mahsul yoksa ben de tadına bakabilir miyim? Seni neşelendirmek istedim canım. Al bunu ye. Bu ne? Midye kabuğu. Yiyecek çocuk, yanlışlıkla dikkat et. Yemeyecek galiba. Beğenmedin mi? E niye attın yere? Çok zarar ettirdin. O yüzden çalışman lazım bak. Ama ben bugün gidiyorum. Nasıl çalıştıracaksın? Yok, annenler gidiyor. Sen kalıyorsun. Hayır. Sen çalışacaksın. Hayır. Evet. Ne demek hayır ya? Sevmedin mi burayı? Sevmedim. Sevmedin yalan. Mi? İşte ben size söyledim. Memnuniyetsiz müşteri potansiyeli başına buyruk tip. Geldi, yedi, içti, dün eğlendi gider ayak. Sevmedim. Bugün hepimiz denize girecektik. Bütün misafirler de Behram Kale'ye falan gittiler gezmeye. E bugün de gezerler canım insanlar. Sen, ben ve teyzem kaldık. Bir de Deniz Kemal. Geleceğiz birazdan. 1-2 saatte geleceğiz. Asosa'nın muhteşem doğası, muhteşem tatil, güneşi. Bakın burada her an her şey yaşanabilir bir otel.
bir yağmur başladı size anlatamam. Anlatamam. Şuradan gittim iki adım attım ya. Halim bu. Karım orada mahsur kaldı. Ben dedim koşarak yakalayayım onu gideyim. Çıkıp yarı yoldan döndüm. Şu anda şöyle bir durumdayız. Amerikalı çift tropik bir ülkeye tatile gider. Ve olanlar olur. Önce yağmur yağar sonra tsunami. Sevilen çiftler birbirinden ayrı düşer. Öyle bir durumdayız. Büyük sıkıntı var. Bir anda dört mevsim yaşayabildiğiniz mükemmel Asos'a. Yazı kışı, kışa yaza getirir. İçeride de tabii ki de insanlar mahsur kaldı. Bir mahsur yoksa otelinizde kalabilir miyiz dediler. Abi dün burada piştik. Şu an yağmur yağıyor. Yani yarım güneşli bu arada. Arada böyle bir gün yağmur yağıyor. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Genelde Kurban Bayramı'nın ilk günü hep yağmur yağar biliyorsunuz değil mi? Bu bir gelenek gibi. Sırılsıklan bir çalışma aşkı ya. Bu ne kardeş? Allah! Ablamlar dışarıda. Bir şey olmaz ablamlara, ne olacak koca insanlar? Yağmurda şeker mi eriyek kardeş? Şimdi benim gidip Fırat'ı kurtarmam lazım, odadan gelemez o. Erir çok şeker ya. Oo. Tam benim boyuma göre bir şemsiye, ha. Teşekkür ediyorum. Dur lan ben gireyim dur. Hadi iki numaraya. Evet, Allah'ım şemsiyeden akıyor. Burası bir tatil ya. Seni almaya geldim ama görmen lazım nasıl geldim. Çok mantıklı. Yakışıklı kurtarıcımız. Allah'tan ablamların odada mahsur kaldım. 3, 2, 1. İşte bu. Very nice, very good. Kapağı çok kimse ya küçü benden. Aso, sağ. Şöyle yan yana koyayım ki onlar birbirlerini de ısıtırlar. Bir tanesini de içeride yaşatmaya çalışıyorlar. Onu yaşayacak o ya. Bir yanda sel oldu ya burada. O selin arkasında suyun içinde kalmışlar. Tolga hem yakışıklı hem de kahramansın lan. Yavru kediyi kurtaran seksi erkek. Asos Otel. Yandan da Asos Otel. Tabii tabii bir yandan orada Asos Otel diyor. Avuç katmış. 200 kişi daha aşık oldu az önce. Bunun ismi Şef. Odaya geldik. Üstümüzü başımızı değiştirmeye. İki tanesi çok iyi durumda. Bir tanesi biraz sıkıntılı. Onunla uğraşıyorlar şimdi. Evet belki bakalım veterinere gidecek galiba. Şimdi ona bakıyorlar. Bizim Eda anlıyormuş bu işlerde. O halledecek gibi duruyor. Olmazsa veterineri göndereceğiz. Ama çok ufak işte yani. İkisinin bile çok hızlı bir şekilde kurtulmuş olması bir şans oldu bizim için. Evet. Arkadaşlar şu anda otelimize Haluk Levent geldi. Kendisini rahatsız etmemek adına gizli çekeceğim. Aslında yanına gidip ahbap olabilirdik. Gördü galiba. Haluk Levent. Paylaşıyorlar değil mi gizli görüntü? Şaka şaka. Haluk Levent değil çok benziyor ama. Ama çok benziyor herkes ya. Herkes Haluk Levent sanmış. Düşük evet. Bütçeli Haluk Levent. Kendileri can tabii ki. İzin aldık çekerken. Haluk Levent Asos'ta görüntülendi. Haluk abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Beni bir ahbaplarımla çek. Ahbaplarıyla çektik Ceyda Hanım'ı. Çok benziyorsun abi ya. Evet çok benziyorlar ya. Ben dün sizi girince gördüm. Bir anda dün diyorum ki Haluk Levent mi geldi dedim. O kadar kafam karıştı ki bayağı benziyorsun. Burada herkes diyor ki Haluk Levent gelmiş otel haberiniz var mı? Yok haberimiz. Gelse haberimiz olmayacak. Yani Haluk abi bekleriz. Haluk abi bekleriz. Haluk abi çok samimi insan ha. Çok, çok iyi ya çok gerçekten. Olsun biz kendimizi Haluk Levent'le tanışmış gibi hissetmek istiyoruz. Ne var? Ne olmuş yani? Evet. Ne olmuş yani? Öyle hissetmek istiyoruz. Kim buna şey hayır diyebilir hayır ki? Diyebilir ki. Haluk Levent diyebilir ama olsun. Neyse gördüysen sen istediğini söyleyebilirsin abi severek. Her yönden takip ediyoruz. Her yönden. Her yönden bize örnek. Bir de beni abi. Şu yönden takip ederken çek. Hamburgeriniz nasıl? Mükemmel. Şu patatese bayıldım. Şu patates arkadaşlar. Muhteşem. Buraya gelirseniz kesin patates yiyin. Aynen buranın olayı patates. Ama bundan söyleyin yuvarlak olandan diye. Teyzeciğim seni çekeyim mi? Hayır. Yapma Fırat. Belki bu gece de kalırız aşkım. Sabah çıkarız yola. Oley. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Asos Otel'den ses. Burada gün batımı çok güzel oluyor bakın. Ama şu an gün batmıyor ki. Ama olsun. Gün batımı dediğim akşamüstü su çok güzel oluyor bakın. Saat 6'dan sonra gerçekten su duruluyor. Yani burası genel olarak Asos'ta böyle. Misafirlerimiz geldi. Efendim teyzem, annemin aynısı gördüğünüz gibi. Damat. Kuzenimiz, Aylin kuzenim.
Bu tanımıyorum. Gül kuzenimiz. Misafirlerimiz var. Çok kalabalık bugün otel. Biraz havalı görüneceğim bu video. Look at that beautiful girl. Şu an çok güzel görünüyorsun. Şuraya bakar mısın? Çok güzel oldun. Nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir? Ben de anlamıyorum. Hiç de değil. Bir de beni çek mesela. Elimde kamera olduğunu hayal edin. Şöyle duruyordum. Çok güzelsin Ceyda Hanım. Harikasın Ceyda Hanım. Gazlıyor bir yandan. Nasıl olmuş outfitin bugün akşam? Biraz üşürsün gibi düşündüm. Evet, doğru. Niye böyle cancık gibi çıktın? Üstüne uzun kollu bir şey al. Aşkım ben bir şey getirmemişim. Ama sana şapka çok yakıştı. Birbirimizi mi övüyoruz? Öveceğiz tabii. Ne canım benim. Başkası ya. Mı övecek? Aa, gel sana ne anlatacağım. Bugün bir tane küçük can geldi, tamam mı? Çok tatlı. Fırat'la tanışmasını çok isterdim. Uyuyordu. Böyle yapıyor. Ne yapıyorsun? Çiki çiki. Seninle tanışmaya geldim. Çiki çiki. Fırat abi uyuyor diyorum. Çiki çiki. Önce benimle tanıştı, merhaba dedi. Seni görmeye geldim dedi. Sonra şipeka taştı böyle, yattı. Sonra böyle çiki çiki. Ve böyle kabarık sarı saçları o kadar tatlıydı ki. Cancık Ceyda'nın aynısı. Çocuk bana niye benziyordu o zaman? Küçükken sen de kesin öyle bir cancıktın çünkü. Çiki çiki. Bir de yapıyor yanından geçerken. Herkes merhaba, ne yapıyorsunuz? Bana benziyordur yavrum, bana benziyordur o. Gene saçım şark efekti yapmış. Bir dolu dolu bir 4 gün geçirdik. Birçok canla tanıştık, birçok canı tabii gördük. Efendim. Keyifliydi. Buralar hoşmuş. Havalar tekrar gideceğiz. Güzel. Umarım gelirsiniz siz de buralara. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Biz yarın sabah yolcuyuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yoğurtlu cancık.